Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün üzerimde görmüş olduğunuz tuniğin bitimini yaptığım bir video hazırladım. Kumaşım sendi kumaş, 1,5 metre kumaş kullandım. Kalıbını daha önce üst beden pratik olarak nasıl çıkarılır videosundan şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Umarım keyifle izlersiniz. Kumaşımı nasıl katladığımı bu kağıt üzerinden göstereceğim. Çünkü katlarken biraz uzun sürebiliyor. O süreyi beklemenizi istemiyorum. O yüzden şu kısmını boy, bu kısmını ise en olarak kabul ediyorum. Kumaşımı enden ikiye katlıyorum. Bu şekilde iki kat oluyor. Daha sonrasında en kısmından tekrar ikiye katlıyorum. Ve dört kat olacak şekilde ayarlıyorum. Kumaşımın üzerine kalıbımı şu şekilde yerleştireceğim. Buralarında açıklık var. O yüzden bu kısmına değil, açıklık olmayan kat yeri olan kısmına kalıbımı düz şekilde gelecek biçimde yerleştireceğim. Ve bu şekilde kesimini yapacağız. Şimdi kumaşıma geçiyorum. Dört kat kumaş elde ettim. Ve kalıbımı hemen alıyorum. Daha önce pratik kalıbı nasıl çıkarttığımı anlattığım videoya giderek izleyebilirsiniz. Kalıbımı şu şekilde yerleştireceğim. Ve iğneleyeceğim. Beyaz olduğu için çizgi taşı çok fazla işe yaramıyor burada. O yüzden iğneleyerek devam edeceğim. Kenarlarından sıfır gelecek şekilde orta noktasını ayarladım ve iğneledim. İğneledikten sonra kesimini yapacağım direkt çizimini yapmadan. Kenarlarına dikiş payı bırakmıyorum çünkü kalıbımı çıkarırken dikiş payını vererek kalıbımı hazırlamıştım. O yüzden tam etrafından düz şekilde gelerek keseceğim. Bu şekilde ayarladım. Ön ve arka kalıbımı bir olarak çıkarmıştım. Şimdi parçanın bir tanesini ayıracağım ve buradaki işaretleri ve kol içeri girdiği kısmını ayarlayarak tekrar kesimini yapacağım. Ön ve arka kalıbı oluşturmuş olacağım böylece. Gelecek şekilde tekrar ayarladım ve iğneliyorum. Başladığı kısma takip ederek kaldırarak kesimimi yapıyorum. Yani kesimi alttan gerçekleştiriyorum. Üstten kalıbı görebilmek için bunu yapıyorum. Kağıt ince bir kağıt olduğu için görmekte sıkıntı çekmiyorum. Yakayı bu şekilde çıkardım. Şimdi kol oyuntusunu da çıkaracağım ve ön kısım tamamlanmış olacak. Ön fazlalığını da çıkardım. Kalıbı çıkarıyorum. Bu ön kalıbımdı. Bu da arka kalıbım.
aradaki farkı görebiliyorsunuzdur zaten. Yaka derinleşti ve kol kısmı düzdü, kol kısmı daha içeri geldi. Şimdi sırada kolu kesmekti. Bedendeki gibi kumaşımı tekrar 4 kat yaptım. İğneleyerek kalıbımı yerleştirdim ve kesimini gerçekleştirdim. Şimdi çıkarıyorum iğnelerimi. Kalıbım bu şekilde hazırlanmış oluyor. Açtığım zaman böyle bütün bir görüntüye kavuşmuş oluyor. Kol kısmını kumaşım az geldiği için biraz daha kısa yaptım. Ve uç kısımlarına şöyle gelecek şekilde manşet ayarladım. Bunlarla kollarımı biraz daha uzatmış olacağım. Ve koldaki ön kol ve arka kol detayı vardı. Arka kolu genişlik olarak baz alarak ayarlıyoruz ve ilk kesimini öyle yapıyoruz. Sonrasında şu pembe kısımdan ön kol fazlalığını tam ortalayarak koyuyoruz ve buradaki fazlalığı keserek çıkarıyoruz. Kolumuz böylece hazırlanmış oluyor. Ön kol ve arka kol birbirinden farklı olmuş oldu böylece. Son olarak yakasına geçmek için bir parçaya ihtiyacımız var. Kumaşım her iki yönden de oldukça esnek. Bu yüzden üçgen şekilde çıkarmama gerek yok. Hemen şuradaki fazlalığı yaka olarak keseceğim. Şu şekilde ikiye katlayacağım. Ve overlock'la yaka kısmına geçeceğim. Böyle bir yaka elde etmiş olacağım. Kalıbım bu kadardı. Şimdi dikişe geçiyorum. O kadar basit bir dikiş var ki hiç zorluk çekmeyeceğinizi düşünüyorum. Overlock makinesi olmayanlar öncesinde kenarlarına zigzag çekip sonra düz makinede dikebilirler. Çift kat olarak kesmiştim. Açıyorum. Omuz kısımlarından birbirine birleştireceğim. Şu şekilde omuzları birbirine denk getiriyorum ve dikiyorum. Diğer omuza da aynı işlemi uyguluyorum. Şekilde omuzlarından birleştirmiş oldum. Şimdi kol kısımlarını açıyorum. Şöyle bir kısmından tutturuyorum. Öncesinde şuna da bakıyorum. Bu taraf, arka taraf, kolumun arka ve ön detayı vardı. Arka kısmını arka kısmına denk getirerek ve kumaşım yüzü yüzüne bakacak şekilde. Her zaman dikerken yüzü yüzüne bakacak şekilde dikiyoruz. Uç kısmından tutturdum. Diğer uç kısmını elime alıyorum. Ve dikişimi gerçekleştiriyorum. Orta noktasını bulup elimle düzenliyorum ve ben bu şekilde gidiyorum. Sizler zorluk yaşayacağınızı düşünürseniz iğneleyin ya da teğenleyin.
kolumu takmış oldum. Bu şekilde yerleşti, takıldı. Şimdi kol ağzından girip koltuk altına, koltuk altından da etek ucuna doğru ilerleyeceğim. Aynı işlemi bu tarafa da uyguluyorum. Görüntüsü bu şekilde. Şimdi kol ağzından girip bedene doğru devam edeceğim. Burada dikkat edilmesi gereken koltuk altındaki dikişlerin birbirine denk gelmesi. Koltuk altını geçtikten sonra bedenin eteğine doğru devam ediyorum. Dikilmiş oldu böylece. Şimdi yapmam gereken yakasını takma. Ters kısımda iç kısmına doğru çeviriyorum ve içinde düz yönünü görüyorum. Bu şekilde yerleştireceğim. Öncesinde hemen parçamın denk gelip gelmediğini de ölçelim. Evet, gayet yeterli. Şu kadar yetmiyor gibi görünüyor ama esnek olduğu için o esnekliği bırakmamız gerekiyor zaten. Düz şekilde diktim. Ve dikiş kısmı içte kalacak şekilde ayarlıyorum. Düz kısmına denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Dikişleri birbirine denk geliyor. Ve halka şeklinde dikişimi tamamlayacağım. Geçirmiş oldum. Görüntüsü bu. Çok güzel bir görüntüsü var önden. Şimdi geriye kalan kol manşetlerini takmak. Yakaya uyguladığım gibi kenarlarını dikeceğim ve geçireceğim. Bu şekilde katlıyorum. Dikiyorum. Yine ters kısmında açıyorum ve düz kısmını görüyorum. Manşetin de dikişleri içeride kalacak şekilde ayarlıyorum ve katlıyorum. Düzü düzüne bakacak şekilde yerleştirmiş oluyorum. Dikişlerin birbirinin üzerine denk gelmesine dikkat ediyorum. Ve kolumun manşetini geçireceğim. Geriye kalan tek işlem etek ucunu kapatmak. Onu da düz makineye geçince yapacağım. Bu şekilde takıldı. Düz kısmından da görüntüsü böyle. Ve aynı işlemi bu koluma da uyguluyorum.
Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.